Merhabalar, ben Huzeyfe. Lupin'e hoş geldiniz. Battlefield 3'ün yeni bölümünden selamlar. Lafı fazla uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. İyi seyirler, iyi looplar. Ara sahnelerde mobilden izliyorsanız altyazıları okuyamazsınız. O yüzden ben sizin için bazı önemli kısımları anlatmak istiyorum. Okay. Kefrov's compound's on the other side of this valley. Just past the Gilad Bridge. Evet. Who is this guy exactly? The guy from Al Bashir's phone, an arms dealer. That's all they evet, know. Al Bashir'in silah satıcısıymış. Kafrov isminde bir arkadaş. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Nükleer silahlarla alakası olduğunu düşünüyorlarmış. Al Bashir'e silah sağlayan adam kimse, onun peşinden gidiyoruz şu an. Evet. Bu arada ormanlık alandayız. Güzelmiş bu arada. Beğendim. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Bugüne kadar, yani şu dakikaya kadar oyunun grafikleri çok güzeldi. Fakat şu an sanki biraz daha kötü olduğu belli oluyor gibi. Ya tabii ki ambush olacak arkadaşım. Olmazsa oyunun aksiyonu nerede olur, değil mi? Bunu biliyor olmanız lazım ya. Şurada bir adam gördüm. Birini indirdim. Şurada biri var. Aynen abi. Sakın siper alma. Böyle ayakta havadan rahat rahat sık ya. Nasıl olsa bizim seni öldürmemiz gerekiyor. Abi öldüm ben. Yalnız fark ettiniz mi? Karşı taraftaki adamı yapay zekasının kötülerken ben de aynı şekilde siper almadan sıka sıka ilerliyordum. Rüyasında vanilyalı süt içiyormuş. Milkshake. Oh, evet. Bu sefer daha dikkatli oynayalım. Abi sıktığı zaman adamlar bir kere mesela diyelim ki sana isabet ettirdi. Sen o adamı tekrar vurana kadar adam sana her mermi atışında isabet ettiriyor. Ama bu çok dikkatimi çekti. Mesela bir kere vurdu ya. Tamam artık sen mermisi bitene kadar her kurşununu sana yedirecek yani. Buradan zıplayamıyor muyum ya? Şurada birisi var. O ölmediği için. Ha şurada varmış birisi. Ben göremiyorum ha, vurdum. Abi savaşın ortasındayız. Adam ne oluyor diyor. Ya sence ne oluyor olabilir? Adam şaşırmış, anladın mı? Karşı taraf sana tuzak kurmasına, silah sıkmaya. Ne oluyor ya diyor. Acaba ne oluyor lan? Lan mı? Sevgili izleyicilerim. Sevgili loop severler. Huzeyfe lan demeyi seven birisi. Lütfen bunu argo tabir olarak düşünmeyin. Bu bir sevgi sözcüğü benim için. Evet, bu adama gidiyoruz. Nedir abi, yanlış mı adam? Evet, bu bir Arap değil. God damn it. Russian Paris. Real Russians. What does that mean? Maybe they're working for Kafarov. Look, either way, Steve, I'm concerned that we are slightly overmatched here. We got a job to do. Those nukes. It's misfit. Evet. Let's go talk about it. Yani olay şu arkadaşlar, bunlar Rus, belki Kafrov için çalışıyorlardır falan diyor. Her halükarda nükleer bomba bizim asıl hedefimiz dediler. Yani karşı tarafın Rus olması çok ilginç çünkü biz Kafrov'a doğru ilerliyoruz, önümüze Ruslar çıkıyor. Bunun anlamını ben de çözemedim. Yani Ruslar mı asıl şey yani? Bir saniye, siz madem buradaydınız 2 saattir biz niye içeride savaşıyoruz abi? Artistik yapmaya geldiniz buraya. Ooo, büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Bu nedir abi?
Askeri bırakıyorlar. Evet, küfürler küfürler. Evet, aralarından gidemeyiz, imkanı yok. So what the hell's going on here? They're here for the same reason we are, Sergeant. Onlar da bizimle aynı sebepten buradalar. Rusya ile savaştayız. Olan şey bu mu diye soruyor. Size ateş edildi mi diyor. Evet. İlkeler der ki size ateş edilirse karşılık verebilirsiniz. Bu savaş değildir. Teknik açıdan değil. Yes, sir. I'm saying we need to get there first. You think the Russians oraya önce biz varmalıyız diyor. They're covering their asses. We know they're working with the PLR. PLR için çalıştıklarını biliyoruz diyor. Onlar kendilerini korumak için buradalar diyor. Diyor ki yani Montes, bir savaşı başlatarak başka bir savaşı mı durdurmaya çalışıyoruz şu an biz? Çok mantıklı. Yani biz İran'la olan savaşımızı durdurmaya çalışıyorduk. Hani İran'ın nükleer bombalarını ellerinden almaya çalışıyorduk. Şimdi Rusya ile mi savaşacağız diyorlar. Mantıklı. Yani işin içine Rusya girdi. O zaman bu durumda şu var abi. Benim anladığım şu. Yanlışım varsa düzeltin. Ya Kaprol'un silahlarının arkasında Ruslar var. Ya da Ruslar da bizimle aynı sebepten buradalar. Yani o İran'ın elindeki silahları almaya çalışıyorlar. Artık hangisi olduğunu zamanla göreceğiz. Fakat görüldüğü üzere şu an Amerikan askerleri Rus askerlerine karşı savaşıyor. Ve tabii ki Amerikan askerleri kazanacak çünkü biz Amerika tarafındayız. Hollywood Effects. Neyse ben birazcık ilerleyeyim ya, çok geride kaldım. Diyeceğim ama herkes... Herkes geride. Anlatabilmişimdir umarım ben. Savaştayken bazen odaklanarak konuşamıyorum. Yani Kafrov'un... Kafrov bildiğiniz üzere Elbeşir'in silah satıcısı. Öyle tahmin ediliyor. Şimdi biz... Ruslara doğru ilerken, Kafrov'a doğru ilerlerken karşımıza Ruslar çıkıyor. Bu şu demek. Ya Kafrov Ruslarla çalışıyor. Yani Ruslar aslında nükleer bombanın asıl müsebbibi. Kendileri Amerikan askerlerinin üzerlerine doğru yürüyünce araya girip ellerinden almamamız için her şeyi yapıyorlar. Ya da onlar da bizimle aynı sebepten buradalar. Nasıl biz İran'ı durdurmaya çalışıyoruz. Onlar da durdurmaya çalışıyorlar. Sizce hangisi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yay ilim ateşi. Biz şu an kime sıkıyoruz? Anladık ya, taking cover da. Oo. Ya bak gördün mü? Adamı vurdum, yukarı doğru zıpladı. Fizikle kardeşim. Savaşta böyle şeyler normal arkadaşlar. Bir adamı vurursunuz, kafadan indirirsiniz. O adam yukarıya doğru zıplar. Yani bu, yani hiç adam vurmadıysanız diye söylüyorum. Ben her gün vurduğum için biliyorum bunları yani. Biliyoruz da konuşuyoruz da gençler. Evet, seri bir şekilde bomba patlıyor sağımızda solumuzda. Benden başka her zamanki gibi kimse asker vurmuyor. Çünkü nerede bir asker var? Dedim ki rakipte 10 tane adam var, tamam mı? 2 tanesini bizimkiler vuruyor. Allah razı olsun, sağ olasınız. Onun haricindekileri ben indiriyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tamam hadi. Ben mi ilerleyeyim? We have solid intel on Russian infantry moving in a northerly direction. They're tipping their hand to Kavrov's location. He's who we want. He's who we came for. We're bounding across to the next checkpoint. Understood? Ya işte Ruslar da bizim gittiğimiz yöne doğru gidiyorlar. Önce bizim oraya gitmemiz lazım vesaire vesaire. Front, troops in the open. 200, rapid rate. Enemy behind cover. Front. Düşman siperin arkasında ateş diyor. İşte biz de ateş diyoruz. Harbiden Rus askeri bunlar ha. Bayağı Rus askerlerini şey yapmışlar. Çizimde özellikle belirtmişler yani. Hani Rus askeri kıyafetleri. Abi ben iyi vuruldum ha. Tank geliyor. Hit
Evet, bir tane vurduk ama demek ki tank çok güçlü olduğu için. Hoppa. Adam well done dedi. Altyazı pek öyleyse dedi. Kardeşim, well done o mu demek? Well done aferin gibi bir şey yani. Good job demek ya. Nasıl koşuyorlar, bir de çakalları görüyor musun? Ana ne oldu ya? İki türlü ölüm şekli var yani. Bir tane sıkıyorsun havaya zıplıyor. Bir de olduğu yerde Mevlana gibi dönüyor. Biraz biz ilerleyelim abi. Siperimizin arkasında durduğumuz müddetçe bunlar bize sıkacaklar. Hadi gidelim. Yine o çirkin koşma animasyonu. Makine tüfek. Koruma ateşi. Ya o makine tüfeği ben indireceğim ya. Nerede o? İndiremedi. Söylüyorum bak, oyun grafikleri oyunun başındayken çok iyiydi. Fakat şu an değil. Aa, benim mermim bitti. Ne yapacağım şimdi ben? Bunlarda mermi var mı? Of. Abi mermim bitti, bana silah. Önünde siper yok babacım, nereye siper alıyorsun sen? Bak gördün mü, ilerledim. Adamları çatır çutur vurmaya başladım. Bizimkiler ateş ediyor. Sen nereye siper alıyorsun abi? Önünde hiçbir şey yok ya. Tamam annem, Ruslarla da ben savaşırım. Fucking Russian. İngilizce küfür küfürden sayılmaz arkadaşlar. Teyitli bilgi. Oh be, sonunda. Artık gidebiliriz. Blackburn herkesi vurdu. Rahat olun. Dediğim gibi grafiklerin kalitesi düştü. Çok belirli oluyor yani. Mesela şehir içi savaşta böyle değildi. Karanlıkta böyle değildi. İlk başladığımızda belki de oyunlar bazen hani biliyorsunuz böyle şeyler yapıyor. Açıyorum mesela, çok iyi bir fragman gösteriyorlar ama oyun o kadar iyi değil. Bu da öyle bir şey olabilir. Mesela oyunun başı çok iyidir. Opening scan diye bir şey var ya, hani giriş, başlangıç sahnesi. Mafya'da da vardı o. Oynayanlar bilir, Mafya 2'de böyle çok çok iyi başlarsın. Bizim Vito Scaletta böyle yürür askerden döndüğünde. Yanda işte birileri kavga eder. İşte kadının bir tanesi kocasını evden kovmuştur. Arkasından saksı fırlatır. İşte bir teyze gelir, aa Vito sen mi geldin, seni uzun zamandır göremiyordum vesaire der. İşte ne bileyim, bir şeyler olur yani, anladınız mı? Etkileşim oluyor oyun içerisinde ama aynı etkileşim yarım saat sonra kalmıyor. Yani sanki oyunun bütün bir bölümü, bütün bir kısmı bunlardan oluşuyormuş gibi oluyor. Fakat devamına geldiğin zaman aynı etkiyi yakalayamıyorsun. İşte bu opening scan, yani opening scan denmiyor tabi de, başlangıç sahnelerinde oyun daha çok özenli. Geri kalan kısımlarında artık sadece aynı modülü uygulama bölümü desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Battlefield 3 için de bu olmuş olabilir. Hikayesi için bir şey söylemiyorum, oynanış için diyorum yani.
lock ourselves now. Ateş hattından uzak durmalıyız. Kendimizi kurtarmamız gerek dedi arkadaş. Doğru bir şey söyledi sonunda. Lan! Gördünüz mü? Neredeyse tankımız beni eziyordu. Ah be! Vuramadım. Şurada mermi var. Oradan mermi alacağım. Ve sonra bu arkadaşa sıkacağım. Ama önce reloading yapmam gerekiyor. Evet, bir kere isabet ettirdik. Bir daha vurmamız gerekiyor anladık kadarıyla. Bu durumda ben az evvel indirdiğim tankı vurdum mu aslında? Hani ilk bir tane ıskaladım dedim ya. Çünkü onu ıskalamışsam. Sevgili arkadaşlar, 3-5 tane adam vurun ya. Mesela Call of Duty böyle değildi abi. Şimdi Call of Duty'cilik yapmak istemiyorum. Öyle bir niyetim yok. Sonuçta her ikisi de bizim oyunumuz. Milli duygularla ilerlemek lazım. Hani her ikisi de gitmesen de görmesen de bizim oyunumuz yani. Ama yani rakip askerlerin bizimkiler tarafından vurulması gerekiyordu bence. Evet, şimdi nedir abi olay? Sergeant Campo, sent rep. Sir, we are not equipped to take on a Russian brigade. Maybe we ought to rethink this. This is maneuver warfare, Sergeant. If you don't like it, you can go join the fucking Air Force. Oof. General, you have never let me down before. Now I fully expect you to accomplish this task. Absolutely, sir. No, Steve, look, I'm sorry, but that is completely unreasonable. I have serious reservations about this task. Sergeant Campo, Blackburn, push on as required. That's fast air! Is that ours, is it? Shit! Did he see us? Did he see us? Oh, he's doubling back. Holy fucking shit! Ne? Kaçıyor muyuz? Go, 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 go. Ne yapıyoruz? Yat, 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 yat. Woo! Savaş bebeğim. Can't you fuck hold of that thing? Where are the stingers? They're in the vehicle. Shit! It's coming back again! Yine mi? Lan sen... Bu saklanma sayılıyor mu? Az önce şöyle bir şey oldu. Ya bütün bir Rus ordusuyla savaşabilecek gücümüz yok. Falan filan. İşte bilmem ne. Adam da dedi ki eğer işte korkuyorsanız gidin hava birliğine katılın. Res çekti yani, anladın mı? Of. Yani bizim o kadar ekipmanımız yok. Bilmem ne, biz koskoca bir Tugay'la nasıl savaşalım falan filan dediler yani. Yat abi. Mantıklı. Bunu Montes söyledi. Cole de artistik yaptı. Cole bu işte. Push up, goddammit! Push up! Shit! Blackbird! Montes! Search the prowler! Now, back of it! Go, go, go! Is it in there? It's caught in the fucking wreck! Oh, fuck! Hear it! Ooo! Bizim arkadaşlar öldü! Abi adamlar öldü! Vurduk mu? Sanıyorum vurduk. Olamaz. Campo ve Metkoviç gitti. Kan arada bir kayboluyor bu arada. You fucking dick, Steve. Cole bak, hiç etki... Bu ne abi, sen nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun ya? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Belki farklı bir şeyler yapsaydım ikisi de hala burada olacaklardı.
Bu bir savaş. Abi şu senin ben kafanı seveyim şimdi yani. Savaşta böyle şeyler olur diyor ya. Ya tamam şimdi bu adam şey düşünüyor yani, maddeci düşünüyor. Hani sonuçta biz nükleer savaşa karşı, nükleer silahlara karşı bir savaş veriyoruz. Böyle şeyler olur. Asıl hedefimize odaklanmalıyız diyor ama oğlum onlar bizim arkadaşlarımız lan. Ne deniyordu buna? Çok rasyonel düşünmek yani bu. Bu kadar da rasyonel olunmaz ki arkadaşım. Yolda yol arkadaşlarımı kaybedeceksem, savaşı kazanmamın anlamı nedir? Var olan bütün ganimetlerimi, bütün elde ettiklerimi elimden düşüreceksem, neden kazanıyorum? Montez and myself, Cole, some others. Did Captain Cole get your guys killed? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down? You know, in Bosnia, I lost four of my closest friends. Rocket attack. Bosna mı? The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. Biz kimmişiz gerçekten? Would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends. Hold on, hold on. Ruslar bizim düşmanımız değil diyor. O da diyor ki arkadaşlarını öldürdüler. Şimdi sen İran'da sahadayken biz Dima ve Kiev'deki eğiticisiyle aralarındaki anlık yayını kesiyorduk. O da İran'daydı. Neden Dima İran'da Ruslarla birlikteydi? Ya şimdi olay şu arkadaşlar. Dima Paris'te biliyorsunuz bomba patlıyor. Diyor ki Rima, o da bir Rus. Ya İran'da ne işi var bu adamın? Demek ki Ruslarla birlikte çalışıyorlar. Yani aslında Paris'teki bombayı Ruslar patlattı diyor. O da diyor ki biz Blackburn, biz diyoruz ki hayır Ruslar bizim düşmanımız değil. Karşı tarafta diyor ki ulan Ruslar senin arkadaşlarını öldürdü. Olsun kardeşim, o bir savaş değildi yani, o bir, yani böyle şeyler olur. O da biraz rasyonel düşünüyor anladığım kadarıyla. Yani biz, o dediğim biz, yani sorgulanan kişi olarak. Bence de gradı puçum. Güzel, aşağıya atlayacağız. Ya böyle farklılıklar güzel oluyor. İlla bütün herkese sıkmamız gerekmiyor. Hikayeli FPS oyunlarının böyle güzel yanları var. Mesela farklı farklı şeyleri size bir hikaye içerisinde yediriyorlar. Örnek veriyorum, şu an aşağıya atlayacaksak ki böyle görünüyor. Bence bu güzel bir tecrübe. Vay, müzik eşliğinde. Severiz. Looplarız. Looplayalım. Gibi bulutlar. Adam diyecek oyun oynamak için mi geldik? Yani oyun izlemek için mi geldik? Şarkı dinlemek için mi geldik? Buzay Efe bir sus. Evet. Böyle bir şey mümkün mü ya? Herkes birbirine çok yakın bir şekilde inebilir mi? Paraşütle atlamadan. 100 metre öteye indi. Zaten yakınımıza inse şaşarım. Şimdi o gittiğimiz yerde de askerler olur. Biz onlarla savaşırız. Tam dediğim gibi. Burası şimdi İran değil mi? Ben başlangıçta görmedim ama. Üç, iki, bir...
Go, 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 go! Ne şimdi bu? Böyle bir silah var, biz bunu açtık. Bununla ateş edeceğiz. Ama çok mermisi yok. Siz biraz savaşın abi, ben şu silahı bir bakayım. Mesela kime karşı sıkabiliriz? Tamam. Lan biniyoruz. Hadi abi, hızlı ol biraz. Смотри, не заперты кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. Villa'da diyor bir şeyler var diyor. Yani bir hareketlilik var böyle, olağanüstü bir hareketlilik. Ha, şimdi biz tabii düşman askerlerinin şey içerisindeki dedik. Düşmanlar kim bu arada? Bunlar kim bilmiyorum. Anlayamadım, orayı kaçırdım yani. Biz şimdi onlarla birlikte yani aralarına sızdık, onlar gibi görünüyoruz. İçeri giriyoruz yani. Şimdi anladınız mı bilmiyorum. Dima ile oynadığımız bu bölüm daha önce yaşandı. Hani biz Dima ile bir bölüm yaşadık, Paris'te nükleer bir bomba patladı ya, bu ondan öncesini anlatıyor. Yani işleyişi biraz, yani nasıl diyeyim ona, timeline yani zaman akışını biraz farklı yapıyorlar. Bir ileri bir geri gidiyoruz. Sorgu sahnesi de muhtemelen en ileri bölüm. Bence bana soracak olursanız oyunun başındaki o bir tane... Hani trenin üzerinden atladık, trenin içinden insanları vurduk, bu bomba üzerine geldik ya. Orası da muhtemelen aslında zaman akışına göre en son. Evet, içeri giriyoruz. İlginç. Şu Vladimir'in konuşması çok acayip ya. Davay 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 davay. Anlayacaklar bizim bize olduğumuzu. Вот, белый Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Дима, sağdaki biri senin, emrini bekle. Vuracağız yani adamları. Çok büyük bir katkı sağladım, gördünüz arkadaşlar. Sol tuşa bastığım gibi bam gül. Adamlar içeri gelmeye çalışıyor. Tamam hadi abi. Aç. Çıkıyorum. Tamam. Of, çok iyi vurdum be. Yapma. Ölmedik. Şurada bir RPG var. Çok iyi silah ya. Öleceğim şimdi, az kaldı. Roket atara ya, yiğidim ateşi aç. Eyvah, patladı. Neresi patladı? Öleceğim yine. Abi ikisi de bunların aynı silah ya. Bu hoşuma gitmedi. Bir tanesini değiştirmek lazım bunların. Granat.
Ya bu oyunda böyle bir şey olabilemez ya. RPG füzesiyle vurulmak nedir abi? Yani sana tek atacaklar demek oluyor bu. Nereye atarsa atsın, sana eğer yaklaşırsa öldün demektir. Oyunun sana bu noktada bir hak tanıması lazım yani. Yürü git. Ha, başka silah lazım. Şu silahı bırak abi. Var mı burada böyle bir silah? Durun arkadaşlar, tamam. Burada da hiç mermi yokmuş. Zaten bu da pompalı. Kardeşim bak, bana taramalı silah verin. Taramalı. Ha şöyle ya. Ya şu şerefsizi indirin artık ya. Çevik manga. Manga mı? O zaman dursun, zaman dursun diyorsun da. Kardeşim oyun izlemeye geldik, sesini dinlemeye değil. Kendi kendime tepki veriyorum, yine öleceğim. Öldürmeyin beni lütfen. Boruyu kullan üstlerinden. Boru bu mu? Gidiyorum ben buradan. Mermi yok yalnız. Mermi doldurdum da öyle gidelim. Aa, gidiyorum, bayağı gittim ha. Devam. Ama burası. Vardı şurada birisi. Villaya bak, villa ha. Şurası güzelmiş ha. Oo, içeride büyük bir parti var. Mermim az. Они подойдут к нам. Дима на крыше, обеспечим наблюдение. Кирилл, ты и я снаружи. Я видел дверь сзади нас, справа. Ben buradan gideceğim, öyle mi? Dipçikle vurunca adamın kafasına öldü mü şimdi gerçekten? Oo, hayırlı olsun. Yepyeni bir savaş doğuyor. Abi benim taramalı silahım vardı. Ha, bana kanas verdiler. Bu bizim adammış ya. Bu da bizim adam. Nasıl ateş ediyorlar, görüyor musun? Geri mi çekiliyorlar? Stratejik çekilme mi bu? Sniper mı? Tamam, birini indirdim. Oo. Oh. Oo. Oh. Bir kere daha vurduğum anda ölecektim. Tamam.
Tamam, hallediyorum abi. Villada ne korunuyor ha? Sadece Dima'ya sesleniyorsunuz ha? Dima şöyle yap, Dima böyle yap. Harbi sıkı sıkı ilerliyorum ha. Şu silah güzelmiş ya. Neydi o? Sniper'ı bırak. Hadi abi. Burada birisi var. Bir şarjör boşalttı mı bir tane adamı vurabilmek için? Abi ölürken çıkardıkları sesler çok iyi ya. Öpüyor adam böyle. Adam helikoptere binecek. Beyler hızlı gidin ya. Amerikalılar yaklaşıyor. Çok iyi silah bu arada ya. Adamlara bomba atıyorum. Hiç umurlarında bile değil. Oo. Abi iç mekanda da roket atmazsın be. Değil mi burası? Ne oluyor ya? O ses neydi be? Nasıl ses ya? Korktum ha. Korkuyor mu oynuyoruz kardeşim? Onlar nasıl sesler öyle? Korku oyunlarını da hiç sevmem. Ben yukarı çıkıyorum. Abi nefes alışverişleri çok iyi değil mi? Böyle adam. Adamı vurduğunu hissediyorsun yani. Baksana. Çok iyi ya. Bence buraya çok güzel çalışmışlar. Kafro kaçıyormuş. Elbeşir'e silah sağlayan adamın bulunduğu villaya bakar mısınız ya? Silahlarım güzel ya. Basılı tut. Tuttum. H'ye basılı tut dedi. Tuttum ama hiçbir işe yaramadı. Yani benim aslında bu karanlık ortamda fener tutmamak strategically mantıklı. Adamlar benim yerimi görmemiş olurlar diyorum ama gerçek oyuncu olmadıkları için tabii ki
Yerin altına da gitsem beni görecekler. İşte gerçek bir savaş ortamı ya. Bak böyle hisleri seviyorum. Tamam mı? İlerliyor muyuz? Set up a machine gun. Don't let them get to the helicopter. Helikoptere gelmelerine izin vermeyin. Üç kişi olduklarını duyuruyor. Abi üç kişideyiz. 50 tane 60 tane adam öldürmüşüz. Artık kaçsana yani, değil mi? Yok ama bizim onu yakalamamızı bekliyor. Dima, etraftan başka bir yol geçiyor mu? Kontrol et. Ne oldu ya? Ha, buradan gideceğim. Yok, buradan gidemiyorum. Niye? Şuradan gideceğim. Ana! Talim yapılan yerdeyim şu an. Hani... Yalnız lazer çok güzel göz alıyor ha. Burada biri var. Başka? Yok. Lazeri yüzüme bir tutuyorlar, hiçbir şey göremiyorum. Bismillah. Korktum ya. Oğlum korku oyununa çevirdiniz iyice ya. Her yer karanlık, kırmızı. Aniden adamlar çıkıyor falan. Tek başıma ilerliyorum. Hani bizim takım arkadaşım falan vardı. Gerildim daha. Bak işte ya. Hiçbir şey görmüyorum abi. Gözünü seveyim ya. Sinirlendim ha. Hoppa. Bir de ben baştan mı başlıyorum? Gerçekten baştan başlıyorum ya. Çok acayip. Abi T'ye basılı tutuyor. Basılı tutuyorum. Ha oldu, tamam. Gerçekten en başa döndük ha. Az öncekilerin aynısını yaşayacağız. Abi adam ölürken çığlık atıyor ya, bu gerçekçilik gerçekten hoşuma gitti. Baksana. Can acısına adam çığlık atıyor. Sen de ne ölmez herifmişsin ya. Makineli tüfek kurun diyor. Şimdi bize makineli tüfekler mi saldıracaklar? Ha ben yine aynı yere gidiyorum ya. Tamam geldim. Kendiliğinden açıldı, çok iyi. Kim sıkıyor ya bana, arkadan kurşun geldiğine eminim. Çok uzaktalar ya, uzaktaki adamları bu pompalıyla vuramıyoruz.
Şu kör etmeyi görüyorsunuz değil mi? Oyun hatası değil bu ha. Yani adamlar gözümüze şilader tutuyorlar. Herkes headshotçı mübarek. Direkt gözümüze tutuyorlar. Yine aynısı olacak. Yine aynısı olmasını istemediğim için bu sefer direkt sıkacağım. Oldu mu? Burada ne oluyor şu an? Kim nereye ateş ediyor ya? Çok iyi ya. Yani en azından göstermelik olarak ateş ediyorlar, tamam mı? Hani hiç kimseyi vurmasalar bile biliyorsun bir yerlere ateş ettiklerini. Sol patladı. Ne oluyor? Birileri ateş ediyor bu arada. Güzel. Koş 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 koş. Kafrovu mu? Ha tamam. Suyun olduğu yerde tavanda cam varmış. Bu anahtar Geneva'daki bir banka kasasına ait. Bunu al, içindeki her şeyi. Banka kasasını istemiyoruz. Onlar bende değil, anlıyor musun? Artık istediğim ben değilim. Süleyman diyor. Süleyman'la ilgili bir elimde bilgi var. Onun ne planladığını, valizlerin nereye gittiğini vesaire biliyorum. Anlaşma yapalım. Bilgi karşılığında özgürlüğüm diyor. Gitmeme izin verirsen sana her şeyi söylerim. Süleyman'ın nereye gittiğini söyledim. Onun ne yaptığını biliyorum. Bu da kaldı. Siz diyor geri kalanlar, o az önceki savaştan geri kalanlar hepiniz gittiniz diyor. Yani herhalde Kaprova'ya doğru gidiyorduk ya biz de. Evet, aynen aynısını söylüyor. Kaparov'un villasına gittiniz diyor. Rusların ana güçlerinin önünde, herkesin önünde. Dima oradaydı değil mi diyor. Ve sen bir seçim yaptın. Kendin ve ittifakın hakkında çok ciddi bir karar verdin. Ülkenin için ne yapmak istediğinle ilgili. We split up to search the villa. I was alone. Ayrıldık diyor villayı aramak için. Yalnızdım diyor. Ya farklı noktalardan gitmişler anladığım kadarıyla. Aa, az önceki villadayız. Gördünüz mü? Şimdi kırıldı. Taze. Demek ki hani tam olay olurken biz geliyoruz öyle mi? Abi seri. Çok hızlı ol. Bütün binayı gezmeyeceğiz herhalde değil mi? Hoppa. Olay burada. Kim? Dima. Three nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Bu adam diyor 3 tane nükleer bomba saldı diyor, çaldı diyor. Onları diyor two targets, New York and Paris. Onları diyor Süleyman'a sattı diyor. He's going to detonate the New York Times meydanında diyor New York cihazını patlatacak diyor. This cannot happen. Bu olmamalı. We can avert war between our nations. Milletlerimizin arasında savaş çıkacak yani Rusya ile Amerika arasında diyor. Hiç çıkmamalı diyor. Sadece iki asker olarak biz diyor gerçeği biliyoruz. Bana yardım et diyor bunu halledebilmem için diyor. O Paris'e gidecek muhtemelen. Eğer onu vurmazsan milyonlar ölecek diyor. Yani onu açıklayana kadar. Vururuz. Kolu vurdun lan. Remember, do whatever
whatever you have to do to stop Solomon's plane. Komutanımızı vurduk. Sırf karanlık olduğu için düşmanın seni duyamayacağını zannetme. Ooh. So you admit to shooting your commanding officer under the direction of a Russian agent, is that correct? İtiraf ediyorsun değil mi diyor yani böyle komutanını vurduğuna. Diyor sen oynandın diyor Ruslar tarafından. Have you listened to anything I've been saying? You want us to believe that there's a PLR threat and Solomon's at the head? Yes. To believe that you acted in the best interest of our nation when you let a Russian agent go and shot your own man. But we can't. Nothing can be corroborated. This is insane. No one can verify the third nuke even exists. The bank collapsed. Al Bashir's dead. Your unit is dead. Dimas presumed dead. Kafarov's dead. 80,000 French people are actually dead. Those are all your witnesses, Sergeant. The only thing we can say happened for sure is you fragged your CO. Bring him in. Ne oldu? Kimi getiriyorlar? Abi Montes mi? Evet. Hani şu sürekli her şeyi sorgulayan adam. Just knock off the bullshit, Sergeant. Didn't Dima set you up? Didn't he talk you into shooting Cole and then escape to Paris where he triggered the nuke? Wasn't that? Ya işte bir takım sorular soruyorlar yani sen yapmadın mı falan filan. Solomon is one of ours. Ne? He is an overseas asset and he has been for years. We put him next to Al Bashir for information. Solomon bizden birisiydi diyor. He's a murderer. You saw the video. Well, you get the good with the bad when it comes to assets, and sometimes sacrifices must be made for the greater good. Isn't that your angle? Jesus Christ. The nuke is still out there. Solomon's still out there. You can't just walk away from the threat. You might be right, Sergeant. Maybe Solomon was too close to the fire, but I assure you we are on top of this situation. The Russians are a clear and present threat. Ruslar diyor açık bir tehdit. Yes. What do you mean you lost a train? Oh, biz bir şeyler düşünüyoruz şu an. Solomon's using the PLR. He is an overseas asset and he has been for years. He used me and he uses everyone. He said, get the bombs. 80,000 dead. We can avert war between our nations. Well, the blast yield matches Russian suitcase nuke specs. We've secured what appears to be a WMD. Wait, there's room for two more. How many portable nuclear devices did you see in the bank vault? Where the hell are the other two? The 14th of this month. We got maps of Paris, New York. He's using public transit to move the weapons. Suleiman will strike. The train map inside the bank vault. Uh-huh. What was the time written on it? 6:02. Why? Dave, you trust me? All right. Follow my lead. Evet. Solomon'un trende saldıracağına emin olduk. Şimdi ilk fırsatta ona doğru ilerleyeceğiz. Adamı bayılttık. Bu ne abi? Polis karakolunun haline bak. Yerlerde şeyler var. Çöp içerisinde ya burası. Burası nasıl Amerika kardeşim? Ortadoğu ülkesi gibi yapmışsınız ülkenizi ha. Anlaşıldığı üzere oyunun başındaki sahneye geri dönüyoruz. Trene yakalayacağız demek ki. İlla o tren olmak zorunda mı yani? Tek bir şansım var, atla diyor işte. Tamam atlayacağım atlamasını da. Mesela o tren olmak zorunda mı? Ha gelsin tren. Birilerini de vurmuşlar içeride.
Hemşirelik atanlar kim? Ha, bu o pompalı. Şimdi buradan birisi bize saldıracak. Sonra biz adama sırtındaki keleşle cam vurarak dışarı atacağız. Ve pompalıyı da yanında götürecek. Biz de keleşle kalacağız. Ve bu da sulama. Ve patlatıyor. Bizi öldürmüyor ki onu durdurabilelim. Şimdi burayı da mı patlatacak? Burada öyle de oluyor demek. Yani burası patlıyordu ya. O bombalar arkadaşlar, bunlar o nükleer bombalar. Bunları New York'ta patlatmak istiyorlar. Are you alone? Huh? Are you alone? Huh? Who are you with? Huh? Girl? Who? You're good, soldier. You are good. What's next? I'm not afraid to die. How about you? Help! Oha, biz bombayı patlattık mı? Emder! Odrup! Odrup mu? Odrup ne demek? Gir demek galiba. Odrup ne demek ya? Abi nasıl ölüyorsunuz siz ya? Benim anlamadım, biz bombayı patlattıysak Solomon'u niye durdurmaya çalışıyoruz oğlum? Yani anlamakta güçlük çekiyorum. Biz Leyman'ı bombayı patlatmasın diye öldürmeye gidiyoruz. Ve sonra yolda Leyman'ın taşıdığı bombaları patlatıyoruz. Bunlar nükleer bomba değil miydi abi? Burada kesin biri var ya. Yok. Bu ne abi? Asıl bomba mı var? Bombaya ulaşmamadı diyor. Çıkamadım. Police scanners are talking about armed men in Times Square. Got to be the PLR. Buckle up.
Sivil halkın içinde de arabaya ateş edilir mi gözünü seveyim ya. Şu an New York'tayız. Savaş ilk defa. Amerika'da yaşanıyor galiba savaş ilk defa. Ki arkadaşımız olacak tabii ki. Aa, silah tetiklik yaptı. Evet, burada büyük bir savaş dönüyor şu an. Etraftaki herkes bizi izliyor. Oğlum bu adam hepinizi öldürecek lan, gelin müdahale edin. Bir an lan kurdu demiyor mu kardeşim, ayrılın ayrılın diye ya. Gerçi Amerikan askeri kıyafetiylesin. İyi de Amerikan askerini dövüyorlar kardeşim, bir araya gir ya. Amerika'da askere saygı kalmamış. Binlerce insanı bombayla öldürecek adamın biz kafasını eziyoruz ama tam böyle öldürmüyoruz yani. Mesela onu parçalamıyoruz. Çünkü niye? Biz Amerikan askeriyiz yani, onurlu insanlarız. Evet, burada oyun bitti. Radiation is like life. Radyasyon hayat gibidir. Olaylara karşı eşsiz zararlar verir. Belki başka 30 yıl yaşayacağım. Belki de yarın öleceğim. Burada hikayemi anlatıyorum. Dünyayı yakana El Beşir ve Kafarov gibi Solomon'un da nasıl bir güç aşırı duyduğuna dair bir hikaye. Ve Amerikan denizcileri benim gibi her zaman en zorlu yolu seçer. Ama hiç pişman değilim. Her zaman Rusya'ya hizmet ettim. Farklılık yaratmaya çalıştım. Bazen zor kararlar vermeye zorlandım. Pek çok hayat kurtarıldı, pek çoğu da kaybedildi. Moskova'nın bunu benimle aynı şekilde görmediğine eminim. Ama bu kadar da fazla. Vladimir'in dediğine göre sadece bir kere ölebilirsin. Buna değeceğine emin ol. Evet, Dima bir Rus askeri ve Rus askeri olarak onurlu bir asker. Aynı bizim gibi. Yani her iki taraf da birbirinin ülkeleriyle, ülkelerinin birbirlerine girmesini istemediği, nükleer bombayla sivil masum halkın ölmesini istemediği için İran'ın içinden geçtiler. En nihayetinde de aslında bu savaş İran'ın, El Beşir'in vesaire değilmiş. Aslında Solomon isminde bir Rus'unmuş. Yani biz İran'ı niye savaştık? İşte orası tam böyle biraz tartışmalı yani. Ama en nihayetinde oyun sonlandı ve biz kazanan olarak yerimizi aldık. Sonunda da ölmedik. Biz hariç herkes öldü tabii ki, o da var. Ben asılı kelam, oyun bitti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir oyun oynamamı isterseniz yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Abone olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. İyi seyirler, iyi ruhlar.